Şimdi özellikle son zamanlarda ciddi bir yatırımcı kitlesi çekmeye başlayan kripto para borsaları ile ilgili birkaç önemli bilgilendirme yapmak istiyorum. Özellikle kripto paralarla ilgili birkaç yorumda bulunmak istiyorum. Kripto paralarla ilgili daha önce yapmış olduğum açıklamalarda şunu belirtmiştim. Kripto paralar aslında altyapısı itibariyle güvenilir. Blockchain teknolojisi kullanan itibari birer para, kripto paralar. Bu yönüyle baktığınızda aslında güvenebileceğiniz paralar, kripto paralar. Bunlar dijital paralarla benzerlik göstermekle beraber bir merkeziyete bağlı olmadığı için dijital paralardan ayrışıyor. Yani aslında kripto paralar birer dijital para ama her dijital para kripto para değil kesinlikle. Böyle baktığımız zaman şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Son zamanlarda özellikle TODEX ve son olarak dün Webitcoin adlı firmaların özellikle MASAP tarafından soruşturma açılması ve bunlarla ilgili dolandırıcılık ifadelerinin çok gündeme gelmesiyle ilgili şunu belirtmek istiyorum. Kripto paralar gerçekten işlem yapma açısından güvenilir paralar. Ancak şöyle bir şey var. Yani siz burada kripto para seçerken sadece kripto paraları seçmiyorsunuz. Bununla beraber o kripto paraları satın alacağınız bazı kripto para borsalarını da seçmek durumunda kalıyorsunuz. İşte bu bahsettiğimiz TODEX ve diğer firmalar tamamı birer kripto para borsası. Biz bu kripto para borsalarıyla ilgili şunu ifade etmek istiyoruz. Dünyada şu anda yani 35 binden fazla kripto para borsası olduğu söyleniyor. Bu şu anlama geliyor. Yani bunlar içerisinde herhangi bir altyapı yetersizliği olan firmalar olabilir. Yani borsa olarak incelediğimiz zaman yine teknolojik altyapısının yetersiz olduğu ya da o işi yöneten kişilerin yetersiz olduğu bazı kripto para borsaların olma ihtimali oldukça yüksek. Biz bunu seçerken sadece kripto paralarla bakmamamız lazım aslında. Doğru kripto para borsalarını da tercih etmemiz gerekiyor. Yani bunların altyapısı uygun mu ya da bu kişiler dolandırıcı mı değil mi gibi bazı sorular karşımıza gelecek. Bunları tercih ederken özellikle devletler konusuna yaklaşacak olursak devletlerin atması gereken bazı adımlar olduğunu söylemek istiyorum. Örneğin her önüne gelen kripto para borsaları kurabiliyor. Bu çok doğru bir şey değil. Yani sonuçta bir dolandırıcı bir borsa kurup insanların kripto paralarını toplayıp kaçabiliyor. Bu yüzden devletin özellikle de kripto para borsaları açmak isteyen kişilere belli kurallar, belli düzenler getirilmesi önemli. Nitekim ben bunu daha önceki konuşmalarımda da söylemiştim. Yani devletlerin kısıtlama getirmekten çok özellikle bazı düzenlemeler getirmesi bu borsaların Türkiye'nin özellikle Türkiye açısından söyleyecek olursak Türkiye'nin lehine bazı gelişmeler olmasını sağlayabilir. Yurt dışındaki diğer kripto paraların Türkiye'ye akmasını sağlayabilir. Eğer burada devletin destekleyeceği ya da devletin güvenliğiyle kurulmuş bazı kripto para borsaları oluşabilirse güvenceli yani herhangi bir dolandırıcılığa maruz kalmayacağını düşünecek insanlar olursa eğer yurt dışındaki kripto yatırımcıları da buraya çekme imkanımız olacaktır. Bu yönüyle baktığımız zaman özellikle kripto para borsalarını tercih ederken doğru kripto para borsalarını tercih etmek de önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani sadece biz belli kripto paraları satın almakla yetinmeyeceğiz. Yani burada bu yönüyle de bakarsak olaya bazı kripto paralar da belki çok değersizleşecek, kıymetsizleşecek ama kripto para borsası da bu işin diğer tarafı özellikle de dolandırılmak istemiyorsa yatırımcılar doğru kripto para borsalarını tercih etmek durumundalar. Çünkü bilmedikleri, altyapısı olmayan internet sayfalarında özellikle linkler paylaşarak İşte hediye çeklerini verdiğini iddia ederek sizin bilgilerinizi isteyen kripto para borsalarına özellikle yönelmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu da dolandırılma ihtimalinizi ortadan kaldıracaktır. Onun dışında genel itibariyle kripto para borsaların veya kripto paraların herhangi bir sorunun olduğunu düşünmüyorum. Bunları ben kendim de özellikle geleceğin
özellikle finansal sisteminin bir parçası olarak görüyorum ve bunun ileride insanlara hiç olmadığı kadar yeni kapılar açabilecek bir saha olduğu kanaatindeyim. Yine benzer şekilde kripto paralarla ilgili insanların özellikle dolandırılma mevzularının dışındaki süreçlerde neler oluyor baktığımızda ise yine söylüyorum. Türkiye bu durumda dünya genelinde özellikle Avrupa'da en çok kripto para kullanan ülkelerin başında geliyoruz. Birinci sıradayız. Dünya geneli dördüncü sıradayız. Ve ilginçtir ki dünyada bu kripto kullanımı gitgide artıyor. Yani devletlerin buna belli düzenlemeler getirme girişimleri var. Şu anda özellikle Joe Biden Amerika'da böyle bir girişim içerisinde yani bunu vergilendirecek bir sistem oluşturma gibi bir niyette yine birçok ülke bu konuda bazı düzenlemeler getirdi. Türkiye bu konuda bir resmi gazeteye yayınlanan bir yazı yayınladı. Ancak bununla yetinmeyecek Türkiye çünkü oradaki durum kripto paraların özellikle mal ticaretinde kullanılması mevzusuna değiniyordu. Bundan sonra bir de bu kripto para borsalarıyla ilgili bir düzenleme yapılması bekleniyor. Böylelikle insanların mal varlıklarının güvence altına alınması ya da yatırımlarının güvence altına alınması gibi bir yöne kayacağı kanaatindeyim. Özellikle kripto parayla ilgili böyle bir ifadede bulunmak istiyorum. Yine benzer şekilde kripto paralarla ilgili insanlar acaba benim kripto paralarım çalınabilir mi gibi bazı kaygılara giriyorlar. Oysa kripto paraların sadece sıcak cüzdanları yok. Evet doğru duydunuz. Kripto paralar sıcak ve soğuk cüzdan diye iki cüzdanda tutulabiliyor. Yani bunlardan sıcak cüzdan diye ifade ettiğimiz internette işlem yaptığınızda al sat işlemlerini yaptığınız cüzdanınız. Ama bunun dışında siz aslında hiç internet ortamı olmayan bir yerde bizim soğuk cüzdan diye nitelendirdiğimiz flash bellek boyutunda bazı aygıtları aslında kripto paralarınızı aktarıp orada güvenle tutabilirsiniz. Yani bir nevi kendi cüzdanlarınız gibi düşünün ya da kasanız gibi düşünün. Kripto paralarınızı oraya aktarıp orada saklayabilirsiniz. Şifresini sadece siz biliyorsunuz. Siz o şifreyi kaybederseniz ya da o şeyi kripto paranızı da kaybetme ihtimaliniz var. Ama bu aynı zamanda iyi bir koruma yöntemi. Çünkü sadece siz o kripto paraya ulaşabiliyorsunuz ve o kripto parayı dünyanın istediğiniz yerine o flash bellekle taşıma imkanınız bulunuyor. Bu yönüyle baktığınızda aslında kripto paralar yeni bir dünyanın kapısını aralamış da diyebiliyoruz. Nasıl diyeceğiz bunu? Şuna istinaden söylüyoruz. Çünkü artık para ülkeler arasında para transferlerinin cepten cebe çok ciddi rakamlarla dolaşabileceğini görüyoruz bununla. Bu biraz devletler açısından belki kaygı uyandırabilir. Çünkü insanlar burada bir ciddi paralar götürüp getirebilecekler. Devletlerin kontrol mekanizması azalıyor. Devletlerin muhtemelen tahminimce düzenlemelerin içerisinde özellikle de bunlar olacak. Kara para aklamada kullanılmasını engellemek istiyorlar kripto paraların. Yine bunun al satımında ortaya çıkacak ciddi karlarda veya şeylerde bazı vergisel konulara devletler müdahil olmak istiyor. Bununla ilgili düzenlemelerin geleceğini tahmin ediyorum. Yani bu sadece Türkiye açısından değil dünyanın diğer bütün devletleri açısından. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle bu kripto paralar artık hayatımızın bir parçası haline gelecek. Yani bu dijital paranın bir ürünü. Bu belki bir dönüşüm aracı olarak kullanılmasa bile kesinlikle bir yatırım aracı olarak kullanılacağı kanaatindeyim. Nitekim Bitcoin'in 2009 yılında bulunmasından bugüne itibaren geldiği nokta bunun bir göstergesi durumunda. İnsanlar buna bir şekilde yöneldi ve çok ciddi bir hacim oluştu. Şu an dünyada 2 trilyon dolar bir kripto para hacmi var. Bu hacmi bir anda söndürmek çok kolay değil. Bunu devletlerin bunu kısıtlayıcı tedbirlere başvuracağını düşünmüyorum. Ama düzenleyici bazı kurallarla devletler yeni bir sistem kurabilirler.